Evet çocuklar, dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bakalım nasılsınız? Öğretmenim, öğretmenim iyiyiz iyiyiz de yani teneffüste bizim her şeyimiz çalınmış. Evet öğretmenim ya, çantamda bir sürü para vardı. Teneffüste birisi gelmiş çalmış paramızı. Ne? Nasıl yani? Aramızda bir hırsız var öyle mi? Evet öğretmenim, biz teneffüse çıktığımızda hepimizin çantasındaki şeyleri çalmışlar. Ay evet, benim öğle yemeğimi çalmışlar. Benim de tüm paralarımı ve telefonumu çalmışlar yani. Kim çaldı çabuk söylesin, çıkartsın yani. Vay vay vay, demek aramızda bir hırsız var öyle mi? Sakın benimle böyle şeyler yapmayın, o hırsızı bulacağım. Öğretmenim, babamın bir haftalık verdiği harçlığı çalmış hırsız ya, ne olur bulun hırsızı. Valla bırakın, Allah'ından bulsun ya, valla boş verin ya. Öğretmenim ne olur bulun hırsızı, böyle şey olur mu, her şeyimiz gitmiş. Sizi her geleler sizi, bu sınıfta hiç kimse bir şey çalamaz, anladınız mı? Şimdi o hırsızı bulacağım, serinleyin çalındı evladım. Öğretmenim, benim çantamdaki paralar, oyuncaklarım ve telefonum çalındı. Evet evladım, senin neyin çalındı söyle bakalım. Öğretmenim, benim bilgisayarım çalındı. Evet evladım, evet sen söyle keko, senin neyin çalındı? Valla öğretmenim, şans eseri, valla benim hiçbir şeyim çalınmamış ya. Vay vay vay, demek herkesin eşyaları çalındı, seninki çalınmadı öyle mi? Valla öyle öğretmenim ya, valla benimkiler çalınmamış ya. Öğretmenim haksızlık bu, hepimizin eşyası çalındı, onunki niye çalınmadı? Ay evet, benim öğle yemeğim çalınmış ve tüm kalemlerim çalınmış. Öğretmenim, babamın zar zor çalışıp kazandığı parayı çalmışlar o hırsızlar. Öğretmenim, benim de oyuncak silahımı çalmışlar, onu bana geri versinler, ben polisim sonuçta, silahsız ne yaparım? Öğretmenim, benim eşyalarım vardı, kıyafetlerim vardı, hepsi çalınmış. Merak etmeyin çocuklar, tüm eşyalarınızı bulacağız. Şimdi buraya polis çağırıyorum, bekleyin. Evet çocuklar, herkes sakin olsun bakalım. Çalınan eşyalarınızı bulacağız şimdi. Kerem komiser, ne olur bulun o hırsızı, yakalayın, her şeyimiz çalındı ya, of ya. Evet Kerem komiser, çocukların eşyalarını çalmışlar. Yakalayın o hırsızları ne olur. Tamamdır arkadaşlar, önce hepiniz bir sakin olun. Sınıftaki her şeyin herkesin eşyaları çalındı, doğru mu? Evet Kerem komiser, herkesin eşyaları çalındı. Sadece Keko'nunkiler çalınmadı. Valla aynen ya, benimkiler çalınmamış ya. Allah Allah, herkesin eşyası çalınıyor da Keko'nunkiler niye çalınmıyor? Bu nasıl bir tesadüf yani? Ay evet Kerem komiser doğru söylüyor. Yoksa eşyalarımızı Keko mu çaldı? Valla yok ya, ben çalmadım ya. Ben neden çalayım arkadaşlar ya? Kerem komiser, tüm param gitti yani. Bulun şu hırsızı lütfen. Arkadaşlar kim bu hırsız? Merak etmeyin, hırsızı bulacağız. Gerekirse hırsızı bulmak için şüpheli şukurunda herkesi sorgularız yani. Arkadaşlar siz hırsızın kim olduğunu düşünüyorsunuz, yorumlara yazmayı unutmayın. Bence hırsız Keko yani. Hepimizin eşyaları çalındı, onunki çalınmamış. Bu nasıl bir tesadüf? Bence Keko yaptı. Evet bence de Keko yaptı. O zaten kötü birisi, sürekli suç işliyor. Valla arkadaşlar, belki siz yaptınız ya, suçu niye bana atıyorsunuz ya, Allah Allah ya. Evet arkadaşlar, herkes şüphelendiği kişiyi yorumlara yazdıysa o zaman korkunç çukura gidelim. Çukurun etrafında şüphelileri sorgulayalım. Bulduğumuz şüphelileri de çukurun dibine atarız, yürüyen. Evet arkadaşlar, çukurumuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sınıftaki öğrencilerin tüm eşyaları çalınmıştı. Biz de şimdi burada hırsız kişiyi bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada birbirinden farklı bir sürü şüphelimiz var. Şimdi onları tek tek sorgulayacağız. Tabii ki ilk önce şüphelilerimizi tanımamız lazım. Evet arkadaşlar, ilk şüphelimiz görmüş olduğunuz gibi Arda. O fakir olduğu için belki de hırsızlık yapmış olabilir. Diğer şüphelimiz bu görmüş olduğunuz huysuz adam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atletle geziyor ve tipi çok iğrenç yani. Diğer şüphelimiz zombi kral arkadaşlar. Zombi kral da yapmış olabilir. Çetesiyle birlikte gelmiştir. Her şeyi çalmıştır yani. Bir diğer şüphelimiz okulda öğretmen olan bu scary teacher, yani korkunç öğretmen. Belki de o da çocukları sevmediği için eşyaları çalmıştır. Onun yanında diğer şüphelimiz olan Keko var arkadaşlar. O da hırsızlık yapmayı çok sever. O da yapmış olabilir. Onun yanında Rüzgar var arkadaşlar. Rüzgar da sınıftaydı o sırada. Belki de o yapmıştır. Bir diğer şüphelimiz görmüş olduğunuz gibi Baldi. Baldi sınıfı da öğretmenlik yapıyor. Belki de eşyaları o çaldı yani. Nereden bileceğiz ki? Ve son şüphelimiz de bu arkadaşlar, Cartoon Cat.
Evet arkadaşlar, şüphelileri gördünüz. Siz kimden şüpheleniyorsunuz? Eşyaları kim çaldı? Buradaki hırsız kim? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Eğer doğru bilirseniz hepinize kalp bırakacağım. Sorgumuza başlayalım. Evet, sorgumuza başlıyoruz. İlk önce Arda'yı sorgulayalım. Söyle bakalım Arda, sınıftaki eşyaları sen mi çaldın? Hırsız sen misin? Hayır ya Kerem komiser, ben neden çalayım yani? Çalsam ne yapacağım zaten? Demek sen çalmadın. O zaman söyle bakalım, eşyalar çalındığında sen neredeydin? Ne yapıyordun? Kameraları kontrol edeceğim. Ben o sırada yemekhanedeydim yani. Yemek yiyordum, yemin ederim. Arkadaşlar, Arda o sırada yemekhanede olduğunu söylüyor. Bir kameralara bakalım. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Evet arkadaşlar, güvenlik kameralarına bakıyoruz. Arda gerçekten de yemekhanede yani. Şuna baksanıza, yemek yiyor. Yani aradığımız suçlu Arda değilmiş. Evet Kerem komiser, ben sana söylemiştim. Eşyalarımızı bulun lütfen. Tamamdır Arda, sen suçlu değilsen gidebilirsin. Şöyle sıradan devam edelim. Şu suçlu görünen adama soralım arkadaşlar. Bayağı bir şüpheli görünüyor. Ulan kardeş, ben bir şey çalmadım. Allah Allah ya. Yürüyün gidin benim başımdan ya. Bana bak, sen bizimle böyle konuşamazsın. Sınıftaki çocukların eşyalarını sen mi çaldın? Söyle bakalım. Ulan vallahi ben çalmadım kardeş ya. O zaman söyle bakalım, sen o sırada neredeydin, ne yapıyordun? Kontrol edelim. Vallahi ben o sırada parktaki çocuklarla oyun oynuyordum ya. Ulan koskocaman adamsın, parkta çocuklarla oyun mu oynuyordun? Buna inanmamı mı bekliyorsun yani? Vallahi ben parktaydım kardeş ya. Arkadaşlar, bu suçlu görünen adam parkta olduğunu söylüyor. Bir kameralara bakalım, ne yapıyormuş görelim. Evet arkadaşlar, kameralara bakıyoruz. Şu adama bakın ya, küçücük oyun oynayan çocuklara şiddet uyguluyor yani. Dövüyor onları. Ulan ben sana ne yaparım? Gözcan sen şimdi. Bana bak, parktaki kendinden küçük çocukları dövmeye utanmıyor musun ha? Utanmıyor musun? Ulan kardeş, ben onları dövmedim ya. Biz oyun oynuyorduk ya. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Hadi bir oradan, küçük çocukları dövdüğün için seni çukura gönderiyorum. Yürü bakalım. Ulan kardeş dur ya, gönderme ya. Aa kardeş. Evet arkadaşlar, aradığımız suçlu o değilmiş ama onu da çukurun dibine gönderdik. Şöyle bir sıradan devam edelim. Kim yapmış olabilir? Şöyle bir bakalım, burada korkunç öğretmen var. Hayır, ben çocukları dövmedim. Eşyalarını almadım. Bana bak scary teacher, sen zaten çok kötü birisin. Sürekli çocukları dövüyorsun. Belki de eşyaları sen çaldın yani, değil mi? İtiraf et. Hayır, ben çalmadım eşyaları. O zaman o sırada neredeydin, ne yapıyordun? Söyle bakalım. Ben o sırada tuvaletleri kontrol ediyordum. Arkadaşlar, scary teacher diyor ki okuldaki tuvaletleri kontrol ediyordum diyor. Bir bakalım doğru mu söylüyor, yalan mı? Evet arkadaşlar, okul tuvaletindeyiz şu anda. Güvenlik kameralarını izliyoruz. Çocuğu köşeye kıstırmış yani. Ne yapıyorlar, bir yakınlaşıp iyice bakalım. Seni bücür, tuvaletten çıkınca niye sifonu çekmedin he? Öğretmenim, ben tuvalete giymedim ki. Yalancı, gördüm, sifonu çekmedin. Şimdi seni döveceğim. Öğretmenim, ne oluyor bana zayayı vermeyin. Seni bücür seni, al bakalım, al sana, al. Öğretmenim, niye bunu yaşadın? Sen bu dayağı hak ettin. Arkadaşlar gördünüz mü, ne kadar kötü bir öğretmen ya. Sırf sifonu çekmedi diye çocuğu nasıl da dövdü. Seni de şimdi çukura gönderiyorum. Bu çocuklara böyle yapamazsın. İstediğimi döverim, kimse karışamaz. Ben karışırım, atıyorum seni. Yürü bakalım. Hayır dur, atma beni. Evet arkadaşlar, scary teacher'ı da attık ama hala hırsız kişiyi bulamadık. Ben bayağı bir şüpheleniyorum Keko'dan. Keko'yu sorgulayacağım birazdan ama ilk önce bir Baldi'yi sorgulayalım. Lanet olsun, ben çocukların eşyalarını çalmadım. Arkadaşlar geriye sadece 4-5 tane kişi kaldı. Hemen bir bakalım. Cartoon Cat kaldı, Baldi kaldı, Rüzgar kaldı, Keko kaldı ve son olarak Zombie Kral kaldı arkadaşlar. Sizce bunlardan hangisi eşyaları çalmışlar? Ben Keko'dan şüpheleniyorum. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Cartoon Cat olduğunu düşünmüyorum. Yani okula gelmemiştir zaten. Baldi olduğunu da düşünmüyorum. Tamam, Baldi sürekli çocukları dövüyor ama bence hırsızlık yapmamıştır. Bence Rüzgar da yapmamıştır, değil mi Rüzgar? Evet ya Kerem komiser, ben niye yapayım? Ben zaten zenginim yani, neden çalayım ki? Evet arkadaşlar, Rüzgar doğru söylüyor. Onlar zaten zengin, neden hırsızlık yapsınlar ki? O zaman geriye sadece şüpheli olarak Keko kalıyor arkadaşlar. O da zaten böyle şeyler yapmayı seven birisi. Bence o yapmış olabilir, bir sorgulayalım. Ula Kerem komiser, ben yapmadım ya. Valla ben niye yapayım kardeşim ya?
Keko, herkesin eşyası çalındı, seninki çalınmadı. Bu nasıl tesadüf yani? Allah Allah, bence sen yaptın. Ula Kerem komiser, ben yapmadım ya. Vallahi yapmadım ya. Arkadaşlar bir güvenlik kamerasına bakalım. Keko mu yapmış yoksa başkası mı yapmış görelim. Evet arkadaşlar, sınıfın güvenlik kamerasına bakıyoruz. Keko'ya bakın, sınıfa girdi. Sınıfta kimse yokken girdi içeri. Ula oğlum, hazır kimse yokken şu çantaları karıştıralım oğlum. Vay vay vay, şu eşyalara bak ya. Vallahi şunları biraz karıştıralım. Çok güzel şeyler var bunların içinde ya. Oo, kalem var, eşyalar var. Vay 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 vay, paraları da alalım. Tamamdır, şöyle bunları da karıştıralım. İşte bu oğlum, her şeyi çalacağım oğlum. Arkadaşlar güvenlik kamerasını seyrettik. Gördünüz mü? Keko herkesin çantasını falan karıştırıyordu yani. Yani şüphelimiz Keko'ymuş. Vallahi Kerem komiser, ne olur beni affedin ya. Ne olur ya. Vallahi çok pişman oldum ya. Eşyaları geri vereyim ya. Hadi be oradan, sınıftaki arkadaşlarının çantalarını karıştırmayı utanmıyor musun sen? Utanmıyor musun? Vallahi Kerem komiser, ben sadece küçük bir şaka yaptım onlara ya. Zaten geri verecektim hepsini ya. Hadi be oradan, geri verecekmişmiş. Arkadaşlar sizce Keko'yu çukura atayım mı? Yoksa onu af mı edeyim? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Vallahi beni affetsin arkadaşlar ya. Herkes yazsın ya. Çukura gitmek istemiyorum ya. Evet arkadaşlar, affedeyim mi çukura mı atayım, yorumlara yazın. Ayrıca bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Siz de bizi seviyorsanız abone olun, like atın. Görüşürüz. Bay bay.